İsrail sivil silahları, sivil araçları, sivil iletişim araçlarını silaha dönüştürerek, yok edici, ölümcül bir silaha dönüştürerek yeni bir suça imza atmıştır. Dolayısıyla bundan sonrasında artık uluslararası hukuk vesaire temelinde söylenecek sadece şudur. Uluslararası hukukun ve uluslararası sistemin namusu Netanyahu hükümetini yargılayıp yargılamamaktan geçmektedir. Netanyahu ve şebekesi yargılanıp da bu suçlarından dolayı ceza almadığı müddetçe bunun herhangi bir şekilde bir netice doğurması mümkün değildir. Bu katliamlar devam eder. Lübnan'a yapılan saldırı Lübnan'ın ikinci bir Gazze haline getirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımız başından itibaren bunların amacının bu savaşı genişletmek olduğunu, herhangi bir savunma amaçlı bir tavır içinde olmadığını net bir şekilde ifade etti. Ve bir insanlık cephesinin kurulmasını, bütün insanlığın Gazze'deki insanlığı savunan bu kardeşlerimizin yanında yer alarak insani değerleri koruması gerektiğini ifade etti.